İzleyenlerimiz, dünya coğrafyasındaki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Ural, Altay, Yenisey, Sibir, Türk Hakanlığı'nın bulunduğu Sibirya coğrafyasına doğru yola çıktık. 3 saatlik bir uçak yolculuğuyla Rusya'nın başkenti Moskova'ya ineceğiz. Şu an Karadeniz semalarındayız değerli izleyenlerimiz. Daha sonra buradan Sibirya'ya doğru saatler sürecek uçak yolculuğumuz başlayacak. Yenisey, Ural, Altay Dağları, Tuva, Abakan ve Türk kültür ve medeniyet tarihi izlerinin bulunduğu Türk coğrafyasına doğru yolumuz devam edecek. Uçaktan şu an Moskova'ya gideceğiz. Moskova şehir merkezini gezeceğiz ancak metroya gidiyoruz. Evet. Evet, Moskova Havalimanı'ndan şimdi Moskova şehrine gidecek. Tren de Moskova şehir merkezine doğru yolumuz devam ediyor. Rusya'da, Moskova'da Sibirya öncesi bir Moskova turu da atalım dedik ve Moskova'ya gidiyoruz. Trenden indik ve Moskova şehir meydanına inmiş bulunuyoruz. Arkamızdaki tren şu an kapılarını da kapattı ve adım adım sizlere Rusya'yı tanıtıyoruz. Moskova metrosu ile ünlü. Ve ünlü Moskova metrosuna iniyoruz ve Moskova metrosu ile Kızıl Meydan'a gideceğiz. Şu Moskova metrosuna iniyoruz. Evet. Moskova metrosu. Yerin altında şu an harıl harıl çalışıyor ve biz metroya iniyoruz. Müthiş bir metro. Müthiş bir. Yıllar önce yapılmış metro ve metro hattına şu an iniyoruz ama hakikaten etkileyici. Metro, Moskova metrosu dünyanın önemli metrolarından. Evet, metronun içerisi birçok noktası adeta
bezemeli, müthiş resimlerle, muhteşem tablolarla sunuyoruz. Kızlarımız tablonun altında resimlerini çekiyor. Moskova metrosunu sizlere tanıtıyoruz. Burası Moskova metrosu ve 1930'lu yıllarda dünyanın en büyük metrolarından birisindeyiz. Yerin dibinden yüzeye çıkacağız ve Kremlin Sarayı'nın bulunduğu Kızıl Meydan'ın, Moskova Kızıl Meydan'ın, Moskova Kremlin'in bulunduğu yere geçeceğiz. Metrodan çıktık. Havalimanından trenle metro merkezine geldik. Oradan 4 değişik metroya binerek yerin 6 adeta mazgal mazgal metro istasyonu, metro yollarıyla altlı üstlü bir apartmanı andırıyor ve oradan geldik ve Kızıl Meydan'a şu an çıkacağız. Moskova merkezdeyiz. Moskova'nın kalbinin attığı yer Kızıl Meydan'dayız. Meşhur Rusya Federasyonu'nun idare edildiği nokta ve Kızıl Meydan'ın hemen arka tarafından şu an içeriye gireceğiz. Ve Kızıl Meydan'daki gezimiz, Moskova'daki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Güzel bir şehir, büyük bir şehir, heyecanlı bir şehir, metrosuyla, meydanıyla insanı kuşatıyor. Yavaş yavaş şehre nüfuz etmeye çalışıyoruz. Üçüncü gelişim, garip bir şekilde çekip çekip geliyor. Kaderimiz bizi çekip getiriyor buraya. Fakat deminki arkadaşımızın dediği gibi enteresan bir şehir, canlı bir şehir. Her geldiğimde farklılığı fark ettiren bir şehir. Gerçekten canlı bir şehir. İsmail Bey kardeşim, buraya ikinci gelişimiz. Evet, Kızıl Meydan'a yavaş yavaş çıkıyoruz. Bir döneme damgasını vuran ve dünya kan kusturan meşhur Lenin'in yattığı meydana doğru çıkıyoruz. Dünyanın kalbinin attığı meydanlardan birisi burası. Moskova Kızıl Meydan'da nereye gidersek bir Türk'e rastlıyoruz. Biz Özbek kardeşimizle birlikteyiz. Merhaba. İsim? Bekizat. Bekizat. İsmin? Muhammed Ali. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Moskova Kızıl Meydan'dayız. Burası Moskova. Merkezde Kızıl Meydan ve at gösterilerine sahne oluyor Kızıl Meydan. Atlar müzik eşliğinde adeta ritim tutturuyorlar. Dönem dünyayı titretmişti. Sovyet lideriydi ve onun mezarı. Kazan'daki Kul Şerif Camii yıkılır ve Kul Şerif Camii'nin duvarları, taşları buraya getirilir, Moskova'ya getirilir ve Kul Şerif Camii'nin o muhteşem mimarisinin taşlarıyla burası, bu kilise yapılır.
Moskova'ya ilk kez mi geldiniz? Moskova'ya ilk gelişimiz oldu. Sizle birlikte kısmet oldu burayı görmek. Ama ilk izlenimim çok güzel ve temiz bir yer olduğu yönünde. Özellikle metroları son derece tarih kokan, buram buram tarih içeren, tarihin izlerini görebileceğiniz bir metroydu. Şu anda bulunduğumuz Kızıl Meydan'da da Kremlin Sarayı, Aziz Vasili Kilisesi, bunları da gördük. Çok güzel oldu hep beraber görmek. Yani tavsiye edersiniz. Burayı görmeyi herkese tavsiye ederim. Mutlaka görülecek yerlerden bir tanesini Rusya'nın Moskova şehridir, başkentidir. Mutlaka görülmesini tavsiye ediyorum. Kızıl Meydan tabii bir yanda Lenin mozolesi. Burada tarihi bir meydan. İnsan gerçekten duygulanıyor, heyecanlanıyor burada. Bugün de burada festival var. O da ayrı bir ilginçlik katmış buraya. Yani gayet güzel. Kaç kez geldiniz Moskova'ya? Bu ikinci gelişim. Moskova'nın kalbinin attığı, Rusya'nın kalbinin attığı Kızıl Meydan'dayız. Ve bir festival var. Atlar, birçok şeyler yapılıyor. Ve Moskova Kızıl Meydan'daki festivali, tarihi yerleri takip ediyoruz. Moskova'ya geldik, trenle geldik ve Moskova'yı adım adım gezdik metrolarıyla, şehirlerinde ve en önemlisi Kızıl Meydan'ın o gece görüntüsü, oradaki at yarışları ve at gösterileri hakikaten göz ve gönül okşayıcıydı, atların o müzik eşliğindeki ritimleri. Daha sonra tekrar hızlı trenle Moskova'dan Moskova Havalimanı'na doğru gidiyoruz. Evet. Saatler süren Sibirya yolculuğumuz Moskova'dan başladı değerli izleyenlerimiz. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Rus Hava Yolları uçağıyla Moskova'ya gelmiştik. Sovyetler Birliği'nin başkenti olan Moskova'da 7 saatlik beklemeden sonra Moskova turunu gerçekleştirip ardından Moskova Havalimanı'ndan Sibirya'daki Türk Cumhuriyetleri bölgesine doğru yola çıktık. Ve uçağımız Moskova Havalimanı'ndan saatler önce kalktı ve uçuşumuz halen sürüyor. Merhum Metin Tekin Bey Sarıkamış'tan Sibirya kitabını yazmıştı. Hem de Sibirya'dan Anadolu belgeselini çekeceğim ve Sibirya'dan Anadolu'ya dönen, kaçarak dönen Mehmetçiklerin hayatını belgesel görüntülerle ekranlara getireceğim. Akasya'nın başkenti Abakan'a geldik ve Abakan Havalimanı sanki tarih öncesinden kalmış gibi. Abakan. Ve Abakan Havalimanı'ndan çıkışımızı yaptık. Başkenti Abakan'a ve otelimize gidiyoruz şu an. Milattan önce 4000 yıllarında altın işlenmiş buralarda, kazılarda bulunmuş. Milattan önce 1. 2. yüzyıllarda burada yaşayanlar Çin hanedanlığı elde ederek orayı yönetmişler, Çin'i. Ve cenazeleri elbiseyle gömüyorlar. Elbiseyle gömüyorlar, erkeği şeyle gömüyorlar.
sandık içerisinde elbisesiyle ihtiyaçlarını gömüyorlar. Üçüncü gün, yedi günce, yirminci, kırk ve yüzüncü gün yemek veriyorlar. Erkekse kırkıncı gün atını kesip kafasını Sıbriya'daki mezarına koyuyor. Kadın, kızlar, bekar kadınlar tek küpe oluyor. Evli kadınlar beş tane bir şeye üzüm şeyi salkın gibi beş boncuk görürseniz evli kadın. Kulağında tek küpe görürseniz bekar kadın. Evet, adım adım dünya coğrafyasını geziyoruz. Türk dünyası coğrafyasının önemli merkezi Sibirya'dayız. Akasya Cumhuriyeti'nin başkenti Abakan'a geldik. Arkamızda bir bale okulu ve mektep yazıyor hemen tabelasında ve görüntüler tespit ettik. Birlikte izliyoruz. Akasya, Tuva, Altay Türklerinin yaşadığı coğrafyadayız. Akasya'nın başkenti Abakan'dayız. Abakan'da değerli izleyenlerimiz balbal taşlarını görüyoruz. Orijinalleri Abakan Devlet Müzesi'nde ve Orhon yazıtları gördüğümüz gibi ve çok sayıda böyle yazıtlar olduğunu biliyoruz. Burada Türk tarihinin manevi tapu senedi olan Yenisey, Ural, Altay bölgesindeki Bengi yazıtları, Bengi taşı yazıtları gerçekten enteresan ve figürleriyle, yazılarıyla Orhon kitabelerinin ilk dönemini yansıtıyor ve biz Abakan'da Türk tarihini araştırıyoruz. Bir başka yazıt hemen gördüğümüz gibi. Buran bitti. Ve müthiş, orijinal. Bunların birebir kopyaları buraya parka yapılmış ancak bunların orijinalleri Abakan Devlet Müzesi'nde bulunuyor. Değerli izleyenlerimiz, taş deyip yazıt deyip geçmemek gerekiyor. Orhon kitabeleri, Bengi yazıtları, diğer taşlar, yazıtlar Türk tarihinin manevi tapu senedini yansıtıyor. Hemen onun karşısındaki ağaçta da değerli izleyenlerimiz gösterelim. Çapıt bağlamak, bez bağlamak geleneği burada da Anadolu'dan binlerce kilometre uzakta Ural Altay Dağları Yenisey Nehri Vadisi'nde Akasya Türklerinin başkenti Abakan'da da görebiliyoruz. Akasya Türk Cumhuriyeti'nin başkenti, Sibirya'nın en büyük özerk, bağımsız özerk cumhuriyetlerinden birisi. Rusya Federasyonu'na bağlı ve Akasya'nın başkenti Abakan'da kaldığımız Abakan Otel. What was the street's name? Lenin. Lenin Sokağı Caddesi burası. Ve Abakan şehir turu yapıyoruz. Abakan'ı gezmeye devam ediyoruz. Değerli dostlarla birlikte. Zülfü Bey arkada. Her zamanki gibi fotoğraf makinesi tam teşekkürle her şey elinde. Yenisey, Ural, Altay Türk coğrafyasının Sibirya'daki önemli bölgeleri. Ve gezimiz sürüyor Abakan'da. Şu karşıda görmüş olduğumuz da hükümet binası. Şu anda da yine yönetim bu binadan gerçekleştiriliyor, Abakan'ın yönetimi. Sol tarafta da arkamızda da Lenin'in bir heykelini görüyoruz. Lenin de Abakan için, Akasya için çok önemli bir figür. Önemli liderlerden bir tanesi. Abakan'da sadece şehrin ilk kurulduğu bu merkezdeki bölümde Lenin'in bir heykeli var. Onun dışında hiçbir yerde Lenin'in heykeli yok Abakan'da. Tabii. Türk devletleri içerisinde önemli yeri var bu bölgede. Sibirya'da ve Akasya bağımsız özerk olarak yönetilen Sovyet Rusya'ya bağlı bir devlet.
parlamento binası, hükümet merkezi arkamızda ve tam merkez noktası da burada. Hem Asya'nın merkez noktası hem de Akasya'nın merkez noktası. Rusya döneminden kalma izleri de taşıyor yine aynı şekilde. Şu anda buradaki en büyük tiyatro binası olarak gözüküyor. Hala da şu anda aktif olarak da kullanılan bir tiyatro binası. Başkent Abakan, Abakan'ın nüfusu da yaklaşık olarak 160 bin, 170 bin civarındadır. Akasya Cumhuriyeti'nin ve Abakan'ın tarihi olarak en önemli özelliği yaklaşık olarak milattan sonra 6. yüzyıldan itibaren varlığını sürdürmüş olan büyük bir Türk geçmişine sahip bir topraktır. Bozkırları ve stepleri ülkenin hemen hemen büyük çoğunluğunu kaplamaktadır. Yaklaşık olarak %80'i neredeyse dağlık ve bozkır alandan oluşmaktadır. Bengü taşları, kurganları görebiliriz Akasya'da. Bu özelliği açısından da zaten dünya üzerindeki literatürde arkeolojinin Mekke'si olarak tabir edilmiştir Akasya Cumhuriyeti. Dolayısıyla da bu özelliği bakımından, tarihi bakımından, özellikle Türk tarihi açısından çok önemli bir noktadadır. Şehrin tam ortasından geçmektedir Abakan Nehri. Abakan kelime olarak da ayı kan anlamına gelmektedir. Tarihi geçmişinde izlediğimizde bunu görmekteyiz. Onun dışında Akasya Cumhuriyeti'nin tarihi gelişimlerini de bahsedecek olursak 6. yüzyıldan sonra uzun bir müddet 13. yüzyıla kadar Cengiz Han'ın Moğol ordusuyla birlikte Akasya Cumhuriyeti'ne saldırıya geçmesine kadar olan sürede Hakas Türkleri nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturuyordu. Nüfusun yaklaşık %80'i Rus kökenli bulunmaktadır. Onun dışında Hakas Türklerinin şu an itibariyle nüfus içerisindeki bölümü %10'luk bir bölümdür. Dolayısıyla da çok az bir bölüm oluşturmaktadır. Hoş oldukları dil aslında Türk diline çok yakın bir dil olarak kabul görüyor. Ancak şu anda tabii bu çok büyük değişime uğramış ve Rusya ağırlıklı bir dil var ve bundan önceki dönemlerde de Rus istilasının gelmesinden sonra tekrar Akasya'da Kiril alfabesinden Latin alfabesine bir dönüş gerçekleştirilse de en son Çarlık dönemi yıkıldıktan sonra da yine Rus egemenliği altında olmalarından dolayı Kiril alfabesine tekrar geri dönmüşler. Dolayısıyla da kendilerine has şu anda uyguladıkları bir dil yok. Ama kullandıkları Akasya'nın içerisinde bizim de anlayabileceğimiz birçok Türkçe kelimeler de var. Bu şekilde suç oranı fazla olmayan bir yer. Ağırlıklı olarak zaten genelde buradaki davaların büyük çoğunluğu da orman arazilerindeki ağaçların kesimiyle ilgili olan davalar. Değişimler ve istilalardan dolayı ülkedeki Hakka Sürtlerinin azalması nedeniyle ülkede bir Hristiyanlaştırma propagandaları zamanında özellikle Çarlık döneminde de çok gerçekleştirilmiş. Çarlık döneminden sonrasında da aslında bu bölgeyi, Abakan'ı daha çok bir sürgün yeri olarak Rusya görmüş ve özellikle buraya açık hava hapishanesi denilmiş. Özellikle Çarlık dönemi sonrasında 250 binden fazla buraya sürgüne insan gönderilmiş. Dolayısıyla da burada Hristiyanlaştırma adına çok büyük baskılar gerçekleştirilmiş. Daha neticesinde 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından tekrar şaman kültürü ortaya çıkartılmaya başlanmış. Kutlu Irmak ve Türk tarihinin yazılı Bengü taşlarının bulunduğu coğrafya. Akasya Cumhuriyeti'nin başkenti Abakan ve Abakan Nehri Yenisey Irmağı'nın en büyük kollarından birisi. Ve Abakan Nehri Akasya'nın önemli dağlarından birisi. Aşk Dağı'ndan dünyaya, Aş Dağı'ndan doğar ve Aş Dağı'ndan doğduktan sonra Yenisey Irmağı ile buluşur ve Kuzey Buz Denizi'ne dökülür. Abakan Nehri sahillerindeyiz. Akasya'nın başkentindeyiz. Yenisey, Kutlu Nehir anlamına gelen o Yenisey, Yeniçay Irmağı'nın bulunduğu noktalarda, bulunduğu coğrafyadayız.
ve Yenisey Irmağı, Yeniçay, Türk tarihinin önemli kilometre taşı. Akasya Cumhuriyeti'nin başkenti Abakan burası ve Abakan'a hakim noktadayız. Yenisey ve Abakan çaylarının da birleştiği noktadayız. Ve Abakanlılar, Akasyalı gençler düğün merasimlerinin bir bölümünü burada yapıyorlar. Biz de onların mutluluğuna şahitlik yapalım dedik ve Sibirya'da, Akasya'da Türk tarihinin kilometre taşının bulunduğu coğrafyadaki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Müthiş düğün geleneklerine şahitlik yapıyoruz burada. Yenisey Abakan sahillerinde Arska'da. Salam salam. İlk kez Türkiye'den kültür ekibi olarak buralara gelen Yenisey, Altay, Ural, Akasya ve Tuva Cumhuriyeti'nin ilk gönüllü fatihleriyle birlikteyiz. Tarihe not düşüyoruz. Türklerin ana vatanı, ayrıca 1. Han Harbi ve 2. Han Harbi'nde çok sayıda esir kamplarının bulunduğu coğrafya. Tarihi belgelere göre 60'tan fazla esir kampı var. Birçoğu Osmanlıların, Mehmetçiklerin bulunduğu kamplar. Ve bu kamplarda kalan Mehmetçiklerden her gün ortalama 20 ile 40 arasında insanın şehit olduğu kamplar. Ve çok sayıda Sarıkamış, 1. Han Harbi, Kafkasya Harekatı, Kırım Savaşlarından da buralara esir düşmüştü Mehmetçikler. Ve Mehmetçiklerin bulunduğu Sibirya coğrafyasını araştırdık. Bir zamanların esir kamplarının olduğu coğrafya ve çok sayıda esir kampı bulunuyordu. Özellikle 1. Cihan Harbi'nde Sarıkamış Kafkasya Harekatı'ndan on binlerce Mehmetçik Sibirya'ya, bu coğrafyaya getirilmişlerdi. Bu coğrafyada ağır şartlarda, madenlerde, kömür madenlerinde, demir fabrikalarında, demir çelik fabrikalarında çalıştırılmıştı onlar. Ve onlardan birisi de benim rahmetli anamın babası, dedem Şerefoğlu Gazi Mustafa Şagar'dı. Tam 12 yıl Sibirya bölgesinde esir kalmıştı. Ve onun şahsında esir kamplarını araştırıyoruz. Belki Abakan'da, belki Kızıl'da, belki Sibirya'nın bir başka coğrafyasında onlar şehit olmuştu. Ve çok az bir kısmı geri dönmüştü. Gelen ilk Türk turist grubu bizizdir dedim. Ben daha önce görmedim. Zaten senede 100 kişi 200 kişi gelir Abakan'a diyor. Toplam dünya çapında. O da Amerikalılarla İspanyollar gelir diyor. Olabilir. Belki de ilk gelen Türk grubu sizsinizdir diyor. You are very kind, smart. Yes. Beautiful, of course. Kibar, düzgün, iyi insanlar olarak tanımlıyor Türk insanı. Sizi gördükten sonra böyle söyleyebilirim diye. Okay, you're very sunny, smart, beautiful, then very talkative, you know. What else? What can I say else? And you are very interested, I think, in other cultures. Okay. So, Victoria. Şimdi Victoria bizim buradaki rehberimiz, Abakan bölgesindeki başkentteki rehberimiz Victoria. Türk insanıyla daha önce hiç tanışmamış. Biz buna vesile olduk. İlk defa Türklerle sizin sayenizde buluştuk, tanıştık diyor.
Ve ilk izlenim olarak da bizleri çok sıcakkanlı, konuşkan, cana yakın insanlar olarak gördüğünü belirtti. Bununla ilgili olarak da Türkiye'ye karşı daha önce hiçbir bilgisi olmamasına rağmen artık bunu da öğrenmiş oldu ve bu açıdan da memnuniyetini dile getirdi. Zaten Abakan şehrine senede 100 ila 200 arasında turist geldiğini, toplam sayının bu kadar olduğunu, 100 ila 200 arasında bir turist sayısı olduğunu, ağırlıklı olarak da zaten Amerikalı ve İspanyolların bu bölgeye geldiğini, Türk olarak da ilk defa bizle karşılaştıklarını belirtti. Dolayısıyla da biz şu anda buradaki 11 kişi aslında bir nevi tarihe geçmiş olduk. Türkiye'den belki de buralara gelen ilk Türk grubu olarak bu vesileyle de herkes kendini tebrik edebilir. Alkışlıyoruz hanımefendi. Alkışlıyoruz ve kendimize. Bahçesi, park, envai çeşit bitki, çiçek türünün bulunduğu yer ve Rus çocukları burada oynuyor ve insanlar gelip eğleniyorlar. İsim, adınız? Adımız Gale. 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 Türkçe biliyorsun Gale? Yes. Liana. Gale. Yeah. Değerli izleyenlerimiz, Hakas dedik. Aradık, bakın Hakas bir aile bulduk. İsminiz, adınız? Gale. Evet ve Türkçe anlaşıyoruz. Belki Türkiye'nin nerede olduğunu onlar bilmiyor ama biz burada hemen karşılaştık ve kaynaştık. Türkçe de anlaştık. Evet, Abakan'da orijinal bir yemek yiyeceğiz değerli izleyenlerimiz. Birçok yerde farklı güveçler falan yedik ama patates ve güveçte tavuk ikram ettiler. Böyle bir açmaya çalışıyoruz. Önce şunu bir tadalım bakalım. Ekmek. Aman Allah'ım. Evet açtık. Evet müthiş. Güzelmiş. Ya güzel, tamam güzel. Çok güzel. Tamamen su. Harika. Bizim Çorum yöresinde düğün yemeği var. Gerçekten lezzetli. Mutfak kültürü bir medeniyetin ne kadar kadim olduğunu da gösteriyor. Burada bunu da yaşamış olduk. Gerçekten birler diyoruz bir medeniyetin en önemli yemek kültürü. Evet, biz yorgunluğumuzu böyle atıyoruz sizlere. Biz yemeğimizi yerken Abakan'a Sibirya'ya götürüyoruz. Uzun bir yürüydü. Moskova'dan 2'de yola çıktık. 4 saat, 4,5-5 saatlik uçak yolculuğuyla Abakan'a geldik. Abakan'da hızlı bir tur attık. Yenisey Irmağı, Abakan, Abakan şehir turu ve şu anda yorgunluk atıyoruz. Rüya bahçesi burası. Bir gencin tasarlayarak yaptığı bahçede birçok kültür yaşıyor. Biz de tarihe not düşüyoruz.